Dostlar hoş geldiniz. Aranıza tekrardan katıldım. Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeyiz. Bugün sizler için Riyad'daki market fiyatları nelerdir, nasıldır, Türkiye ile aralarındaki fark nedir, TL bazındaki karşılaştırmalarını yapacağım. Hava biraz sıcak, kapalı olmasına rağmen çok bunaltıcı bir hava var. Şu an U-Walk Center'dayım. Markete yaklaşık olarak yürüyerek 5-6 dakika. Yolun bozukluğunu size de göstermiş olacağım o arada. Hadi başlayalım. Şu anda U-Walk'tan çıktım. Markete doğru yürümeye başlayacağım. Burada Suudi Arabistan'da yaya olmak gerçekten çok zor. Eğer bir gün buraya ziyarete gelirseniz aracınız olmadan Suudi Arabistan'da çok zorlanabilirsiniz. Çünkü yollar Türkiye'deki otobanlara çok benziyor. Çok genişler. Yani tamamıyla arabaya yönelik bir ülke. Benim gibi aracınız yoksa ve yürüyerek 5-6 dakika veya 10 dakika uzakta bir yere gidiyorsanız gerçekten zorlanabilirsiniz. Size o yolu da göstereceğim giderken arabaların arasından nasıl yakın geçtiğimi. Şu anda yürüyorum yavaş yavaş. Hava dediğim gibi ısınmaya başladı. Yaklaşık olarak şu an 37 derece ve hava bugün kapalı. Dün bir kum fırtınası vardı. Kum fırtınası geçti, hava yerine kapalı bir yere döndürdü. Bakalım, şu anda yürüyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet dostlar, yolu göstermeye çalıştım. Yaklaşık olarak 4,5 dakika falan sürdü. Şu anda marketimize geldik. Bugün Panda'da market fiyatlarına bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. Evet dostlar, şu an markete girdik. Marketimiz de tadilata girmiş sanırım. Belli bir noktası yok. Fakat olan yerleri göstermeye çalışacağım. Şöyle periyer gördüm arkadaşlar. Büyük periyer 14.95, çok pardon. Pellegrino var. O da 8,5'lar. Gayet iyi bir fiyat. Türkiye'de ufak şişeleri o kadardı sanırım en son bırakırken. Şöyle ilerleyelim meyve suları. Pek meyve suyu sevmediğim için hızlı geçiyorum. Ama 6-7 sarı, 9 sarı bulabilirsiniz. Şöyle dönelim. Burada sular böyle şişe olarak çok talep görüyor. Mesela bir paketi 6,95. İçinde 6 tane var. Yani 1,5 litrelik suyu bir sarı almış oluyorsunuz. Gayet iyi. Ve vazgeçilmezimiz, çocukluk aşkımız tankler burada. Toz halinde. 26 sar, 60 sar şunlar. Ice'lerimiz var. Lipton Ice'li. Şöyle altılısı 20 sar. Şeftali olanı 16,95. Makarna reyonuna geldik arkadaşlar. Bunu daha önce hiç kullanmadım bilmiyorum ama 3,5 sar. Şöyle ilerleyelim. Benim kullandığım şu mesela Godileri. Ben spor sonrası falan yiyorum. 5 paketi 20 sar, yani tanesi 4 sarı geliyor. Güzel. Şöyle ilerleyelim. Sanırım şehriye 7,5 sar. Ton balıklarımız var. Burada genelde ton balığı tuna balığı diye geçiyor ve kampanyalı oluyor. Mesela 9,95 ama 5 tane alırsanız da 12-13 sarı geliyor. Mesela burada bir paketi 10 sarı ama bu farklı bir şey sanırım. Şöyle tuna salat yazıyor. Bakın mesela Panda'nın yine kendi markası. İkili alırsanız diyor 10,95 ve ton balıklı salata yapmak için ideal. Mesela 6 tanesi 15 sar. Şöyle 3 tanesi 20 sar.
Ben bunu geçenlerde almıştım. Pek güzel değil. Onu önermiyorum o yüzden. Ama spordan sonra protein istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şöyle nohutlar var. 6.95 lira. Şunlar domates salçası sanırım. Üçlüsü 10 sar. Aynen domates salçası. Yani fiyat olarak şu an Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama çok konuşuluyor. Çok pahalı diyorlar. O yüzden burası birim olarak bence gayet iyi. Şöyle makarnalar var. Suya attığınız zaman bir 5-6 dakika içinde hazır olan hazır makarnalar. Indian diye geçiyor. Hindistan diye geçiyor arkadaşlar. Paketi 7,5 sar. Gayet ucuz. Yani bundan bir paket yapıp çok aç değilseniz doyabilirsiniz. Deyip bu bölümü de bitirelim. Şöyle büyük pilavlarımız var. 5 kilo. 36.95. Şöyle 92 sara var. 10 kilo. Hatta indirime girmiş. 82.95 olmuş. Şöyle bir pirincimiz 34.95. Yani fiyatlar gayet makul. Kuru bakliyata geldik arkadaşlar. Kırmızı mercimek 10 sar. Yaklaşık olarak 700 gram diyor. İdeal. Yeşil mercimek var. 13.95. Patlamış mısır seviyorsanız 6.50 alabilirsiniz. Fiyatları kusura bakmayın, çok yanlış söylesem de göstermeye çalışıyorum. Evet, yağlara geldik. Yağlar Türkiye'de çok konuşuluyor. Ben de bu reyonu aslında merak ediyordum. Şöyle bakalım. Mesela üçlü yağımız var. Yani 1,5 litreden 4,5 litre 56.95 sar. Yani Türkiye'de çok konuşuluyordu. Bu rafı bulmak için bekliyordum aslında ve buldum. Böyle genelde bakın hep ikili satıyorlar, üçlü satıyorlar. Şöyle tekli bulduk. Nadek diye bir marka. 35.95. Yani fiyatlar Türkiye'ye göre herhalde yağ konusunda kat ve kat aşağıda. Mesela şöyle 1,5 litrelik, yani aynı marka sanırım. Aynı. Şöyle biraz daha alt kademe herhalde. 27.95. Bakın paketli. 1,5, 3, 5 litresi 56.95. Gayet ideal. Bu rafı da böyle geçelim. Türkiye'de çok konuşuluyor. Ama burada biraz fiyatlar yağ konusunda iyi, ucuz. Başka bir rafımıza geçelim. Zeytinyağı rafına geldik. Burada ben genelde bunu alıyorum. Salataya vesaireye koymak için 25 lira. Şöyle gene Panda'nın kendi markası var arkadaşlar. 20 lira. Zeytinyağı konusunda da Türkiye'den ucuz. Şöyle sarmalarımız var. Paketlenmiş hazır bir şekilde. 22.95. Şöyle buraları geçelim. Ketçap mayonez rafına geldim. Şu an ketçap mayonez bakıyorum. Bunlar farklı şeyler. Mesela ranch sos var. 14.95 ve bayağı büyük. Bayağı sizi götürebilir. Ketçap mayonez bulabilirsen. Durakta evet buldum. İlerideymiş. Şuraya doğru gidelim. Mesela henüz bir ketçap paketi 10 sar diyorlar. Bence gayet iyi. Türkiye'de ne kadar henüz marka bilmiyorum. Kanlı'nın yine kendi markası 7.95. Tabaskalar var burada. Yani büyük, bir büyüğü daha ve daha büyükleri olacak şekilde tabaska var. Çünkü burada tabaska kullanımları çok yaygın. Ufak tüp şeklinde olanları da var bakın. 20 sar. Mayonezi göremedim sanırım. Acaba bozulmasın diye dolapta mı muhafaza ediyorlar? Ama yok. İlk geldiğim yerdeymiş. Kusura bakmayın. Şöyle Godi markası var. 23.95. Heinz'i gördüm. Heinz zaten her zaman her yerde ketçap mayonezi göre daha pahalıdır. Şu 18.45 diyelim. Ketçap mayonezi de bitirelim. Mısır gevreklerine geldik. Çocukluğumuzun aşkı Nesquik gördüm. Bir paketi 20 sar. Türkiye'deki fiyatını şu an hiç bilmediğim için yorumlayamayacağım. Coco Pops'lar var. Gene 20 sar olacak şekilde. Farklı gene Nestle var burada. Farklı modeller, farklı markalar var. Şu Türkiye'de de satılıyor. Burada 19.95 ve bayağı büyükler. Gevrek reyonumuz da bayağı renkli, güzel ve uygun. Ama ben genelde yulaf kullandığım için bunlara pek ihtiyacım olmuyor. Şöyle protein barları var. Çikolatalar. Tanesi 3.95. Eğer açsanız bir tane yiyebilirsiniz.
şöyle geçelim. Bal reyonu burada. Ben pek balı marketten alma taraftarı değilim ama fiyatlarına bakalım. Çünkü Türkiye'de bunlar da çok pahalanmış. Mesela şöyle natural bir bal 750 gram. Fiyatı 63,95. Güzel. Şöyle değişik siyah ballar var burada. 62 sert. Bu sanırım biraz daha güzel. Büyük olanı var ve 319 sert. Şöyle farklı çiçek balları var, değişik 147 sara diyelim ve bunu da bitirelim. Evet, çay reyonuna geldik arkadaşlar. Burada çok fazla demleme çay yapılmıyor. Genelde her yerde sallama çay oluyor. Mesela bakın Lipton 13,95, içinde 4 paket olsa bir 60 tane falan vardır sanırım. Daha büyükleri var, 50 sara, 300 çay diyor. Bakın 300 çay 50 sar. Yani çay burada çok fazla demleme olarak yapılmıyor. Genelde bakın hep sallama çaylar. Kendi markaları. Yine Lipton'un farklı daha güçlü olanı 13,95. Yani Arabistan'daysanız ve bir mekanda değilseniz demleme çayı biraz zor bulabilirsiniz. Onun için Lipton sallama çaylarımız var. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle fıstık ezmelerimiz var. Benim de kullandığım farklı modeller. Yaklaşık 13 sar, 10 sar, 20 sar gibi fiyatları değişiyor. Nescafelerimiz burada. Şöyle bir paketi mesela 30 sar, bunlara zam gelmiş. Nescafe daha pahalı. Ve Panda'nın kendi markası var, 16,50. Gene böyle cappuccino'lar, farklı karamelli macchiato'lar falan var. Paketli şekilde satılıyor sanırım. Şöyle 29 sar, 30 sar diyelim ve burayı da bitirelim. Arabistan'daysanız arkadaşlar abur cuburu çok seveceksiniz. Mesela Pringles'lar var. Şöyle Pringles'lar 13,25. Sanırım şu an Türkiye'de daha pahalıdır. Mesela kampanya yapmışlar, ikili Pringles 20 sar. Yani Arabistan'a yolunuz düşerse abur cuburu burada çok göreceksiniz. İnsanların çok kilolu olduğunu göreceksiniz. Çünkü insanlar abur cuburu, burger yemeği, bu tarz cipsleri yemeyi çok seviyorlar. Bakın bir sürü marka var. Böyle Doritos'lar, bizim tanıdığımız markalar, Lay's'ler, Doritos'lar, 3,5'lar, ufak paketleri. Şöyle dönelim, daha büyükleri var burada, daha büyük paketleri. 10 sar, biraz düşük bir marka herhalde. Büyük bir Doritos var, 14,95. Lay's'ler, yani bildiğimiz markalar burada ve bayağı büyük paketler. Evet, yine bir çok merak ettiğim reyona geldik. Bebek bezleri. Türkiye'de 1,5 sene öncesinden zamlanmaya başlamıştı arkadaşlar. Burada gördüm, geldim. Bir pakete 62,95 sarıyor. İçinde 76 tane olduğunu söylüyor. Gayet iyi sanırım. Böyle farklı markalar var. Türkiye'de şu an herhalde çok pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şöyle bir paketçisi var mesela. 54 adeti 40 sar. 6-11 kilo için uygun diyor. Yani Türkiye'ye bazda konuşursak uygun, alınabilir. Hemen yanında tuvalet kağıtları var, gene merak ettiğimiz. Türkiye'de gene aşırı zamlananlardan birisi. Mesela şurada 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane rulo şeklinde olan 23,95. Ama tuvalet kağıdı değil bu, rulo. Burada rulolara bakıyoruz. Mesela şu, bu da ruloymuş. Tuvalet kağıdını buldum. Şöyle bir tuvalet kağıdı arkadaşlar, bakın. 24 rulonu. Hemen kapatabilirsem 34,95, gayet iyi bir fiyat. Türkiye'de herhalde şu an 150 liradan aşağı alamayız. Bebek yağları, emzikler, dişlikler, yani markette bulabileceğiniz şeyler. Mesela Türkiye'de markette bulamayıp eczaneye gidebiliyoruz ama burada marketten rahatlıkla alabilirsiniz. Şöyle deyip ilerleyelim. Arkadaşlar şu an çikolata reyonuna geldim. Şöyle bir kendimi çevirdim bilgilendirmek amacıyla. 2019 yılında da Suudi Arabistan'da Cidde'deydim. O zamanlar çok Türk markaları vardı ama şu anda bir sene önce bir Türkiye Suudi Arabistan arasında oluşan diplomatik sıkıntılardan birçok Türkiye bir sürü markayı kaldırmışlar. Mesela bir sene önce, 1,5 sene önce buraya gelseydiniz rafa baktığınız zaman Türk çikolatalarının yemeklerini, Türk kültürünü seviyor. Ama oluşan diplomatik sıkıntılardan Suudi Arabistan tamamıyla Türkiye'ye bir ambargo koymuş ve çikolatadan ve birçok malzememizden burada göremiyoruz. Ama aradaki diplomatik sıkıntılar çözülürse bütün rafların bence Türk malzemesi olabileceğini düşünüyorum.
Kameramızı çevirdik. Şöyle bilmediğimiz markalar var. Mesela şöyle bir çikolata, sütlü çikolatalı 3.75 sar. Mesela şöyle tanıdık gelen Snickers'lar var. Değişik bir Snickers. Sert, şeyli, fıstık ezmeli 4.5 sar. Normal Snickers'larımız burada. 3.95. Kampanya yapmışlar gene. 5 tane alırsanız 10 sar. Yani 2 sara geliyor, gayet iyi. Şöyle gezelim. Mesela tanıdık KitKat'lar var. Değişik KitKat'lar. Biraz ufak. 10 sara rahatlıkla alabilirsiniz. Ve Kinder'ler. Kinder'ler burada. 4 tane şöyle Kinder Joy. 10 sar. Türkiye'de tanesi herhalde 15 lira falandır. Şöyle 28.50. KitKat'larımız var. 13.95. Tavuk reyonuna geldik arkadaşlar. Tavuklar burada 30 sar. Bir piliç. Şöyle geçelim. Mesela tanıdık gelebilecek. Şöyle burger var. Tavuk burger. Fiyatı 32.95. Yani açsanız alabilirsiniz. Yani burada biraz tavuk pahalı. Yaklaşık olarak işte 20 sar, 30 sar. Ve spor yapıyorsanız biraz bütün paranızı ona verebilirsiniz diyelim. Şöyle somonlar var burada. 100 sar bir paketi. Açalım, yansımayı engelliyor. 100 lira alabilirsiniz. Beyaz peynir kültürü çok fazla yok burada arkadaşlar. Genelde krem peynir kullanıyorlar. Mesela şöyle ikili krem peynir 20 sar. Yani Türkiye'de beyaz peynir aşığı, hepimiz beyaz peynir aşığız ama burada krem peynir kullanıyor. Mesela bakın Pınar var burada. Fiyatı yazmıyor. Pınar, mesela büyük bir pınar alırsanız şöyle 28.50 sara ekmeğinizin üstüne sürükleyebilirsiniz. Buraya geldik. Bunlar böyle sanırım atıştırmalık kurabiye gibi şeyler. Gene krem peynirlerimiz burada bakın. 15.45, 13.25. Fiyatlar böyle. Labne. Şöyle bir labne 22 sar. Son olarak sebze meyve reyonunu da gördükten sonra videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar şöyle muzgaramız. Kilosu 5.50. Filipin'den geliyormuş ve burada genelde muzlar her zaman uygun oluyor. 5.50 sar. Bazen indirime giriyor. 3 sar oluyor. Tadilattan bahsetmiştim. Bakın tadilat devam ediyor. Şöyle hızlı geçelim. Ses duyulmayacak çünkü. Mesela portakal. Yumuşak güzel portakal. 5.95. Eğer portakal suyu içmek isterseniz alıp yapabilirsiniz. Greyfurtlar var. Sanırım daha olgunlaşmamış. Fiyatı 5.50. Limonlarımız 5.95. Vazgeçilmezimiz. Öbür rafa geçelim hemen hızlı bir şekilde. Elmalarımız burada. Elmalarımız da bakın İtalya'dan gelmiş. Yeşil elma. 8 sar. Şöyle kırmızı elma gayet güzel. Yenilebilir. Şöyle parlak elmalarımız. Red. 7 sar. Diyelim ve şöyle son bir kez süreye gidelim. Şöyle bir pineapple gördüm. 8.50 sar adeti. Güzel alınabilir ve yenilebilir. Arkadaşlar domates, salata, biber. Genelde böyle paketli halde oluyor. Çünkü Araplar çok fazla uğraşmak istemiyor. Böyle alıp gidiyorlar. Fiyatları da iyi. Şöyle 6 sar. Domates 8, domates 10 sar. Biberler 5 sar. Mesela patlıcan alabilirsiniz 5 sar. Sanırım şu an Türkiye'de 4 tane alsanız bir 50-60 lira verirsiniz. Baby havuçlar 9 sar diyelim. Arkadaşlar iftar saat yaklaşıyor. Market biraz kalabalıklaştı ve burada insanlar kamera gördükleri zaman hoş karşılamıyorlar. Kamerayı kapattırabiliyorlar. Sebze meyve reyonu da biraz doluydu. O yüzden fazla detaylı çekemedim. Ama daha müsait bir vakitte tekrardan gelip merak ettiğiniz ürünlerin videosunu çekebilirim. Şimdi videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Yakında farklı videolar, farklı ülkeler gelecek. Görüşmek üzere.